Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ederim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi Joe Biden'ın arkadaşlar kripto paralarla alakalı yeni yaptırımları var. Burada en nihayetinde arkadaşlar şunu asıl önemli olan çok büyük bir ihtimalle bu kurallar ilerleyen vakitlerde özellikle 2024'te engeç bizde de olma ihtimali çok yüksek dolayısıyla e, bu şekilde bir durumdan bahsediyoruz ve ehemiyeti bu yönde. Şimdi habere geçmeden önce şöyle bir durum var arkadaşlar yeniden baştan tasarlanmak üzere kripto paralara vergilendirme geliyor bunlar sermayeden vesaire değil ancak e, kazançtan alınacak vergileri içerecek arkadaşlar burada ABD tarafında en son 1 milyon dolar üzerinde kazançları e, gerçekleşen yani bunun üzerindeki kazançlardan vergi alınması bunun ilerleyen süreçte azaltılması üzerine Joe Biden tarafından bir emir geldi. Yani adam diyor ki şimdi ne kadar olacağı bilinmemesine rağmen belli bir skalaya kadar çekilecek. Ya söylemiyorum şimdi ne kadar olacak nedenli olacak onu bilmiyoruz arkadaşlar tamam. E, şu kadar kazanan kişi bunun şu miktarında yüzde bu kadarını vergi verecek. Olay bu. Ee, beklentim ne yönde onu söyleyeyim. Ben yüzde 30, yüzde 25, yüzde 30 oranında bir vergi bekliyorum. Ama bakalım nasıl olacak dediğim gibi ya büyük konuşmayayım. Yeni açıklamayla birlikte. Ancak şey konusunda da tabii ki bir tahmin yapamam. Yani dip seviyesi nereye kadar gelecek, ne kadar kazanır. Şimdi bir diğer ikinci durum. Bunun Türkiye'ye de gelme ihtimali yüksek hatta biliyorsunuz e, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu olarak açıklandı ki kendisi mutabakat metninde kripto paralarla alakalı konuşurken e, burada kripto paraların vergilendirileceğini bizzat söyledi zaten açık açık yani kripto paralardan vergi alacağız dedi adam alınması gerekiyor. Tabi e, burada vergilendirme hususundaki oranları nasıl belirleyecekler nasıl olacak bilinmiyor. Ama arkadaşlar dediğim gibi kripto paralara yakın zamanda hem dünya genelinde hem de ülkemizde e, vergilendirme gelme ihtimali çok 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 yüksek olacaktır. Bunun tabii ki farklı durumları var. Yani yine e, ya bir şey söylemeyeyim şimdi ama tabii ki vergiden kaçmanın bir takım yöntemleri olacaktır. Bak bir şey söylemiyorum ben. Bununla alakalı ne yapacaklar bilmiyorum. Tamam mı yani? Neyse tamam bu konuyla alakalı şimdi yanlış anlaşılabilir. Olay üstüne gidilebilir vakti geldiğinde. Sadece şunu söyleyecektim. Yani e, vergilendirme yönteminin nasıl olacağını biliyorum. İşte cüzdan var. Bu cüzdan faaliyetinde şu kadar kazanç varsa bu kadarını vergi vereceksin sen. Tamam mı? E, bu şekilde bir durum var arkadaşlar. Bununla birlikte tabii e, bu bir takım zafiyetler içeriyor. Yani biraz olayın. Olay biraz manipüle edilebilir kişi tarafından. Buna ne yapacaklar bilmiyorum. Tamam fazla konuşmayayım. ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün açıklaması beklenen 2024 yılı bütçe teklifinde kripto para traderları ve yatırımcılarının e, belirli yatırımları için sermaye kazançlarının iki katına çıkarılması ve kripto para yıkama satışlarının yani washing sales yasaklanarak baskı kurulması da dahil e, olmak üzere birkaç sürpriz bulunuyor. 24 milyar dolarlık vergi kripto paralardan toplanacak. Biden yönetimi önümüzdeki 10 yıl içinde bütçedeki açığını yaklaşık 3 trilyon dolar azaltmayı amaçladığı bildirilen 2024 yılı bütçe planını 9 Mart'ta yayınlayacak. Haberlere göre yaklaşık 24 milyar dolar toplanması amacıyla kripto paraların vergilendirilmesinde bir takım değişiklikler yapılacak. Dedim ya bu haber çok ayrıntılı değil arkadaşlar ama e, burada aslında tamamıyla yeni değişikliklerin gelmesi hususunda e, mevcut vergi sistemi tamamen ıslah edildi. Yani ıslahata gidildi. Bunlar yok edildi ve bir yenisi gelecek. Hala bu meçhul oranlar vesaire. Bekliyoruz. Wall Street Journal e, haberine göre bu değişikliklerden biri bir kripto para traderlarını vergi zararı hasadı olarak bilinen vergi ödememek için yatırımcıların zararına satış yapması ve hemen ardından sattıklarını geri aldığı stratejilerinin yasaklanması olacak. Bak ee, aslında tabii burada az önce vergiden kaçma dediğimiz hususun e, trading kısmındaki arkadaşlar kısmını yani bunu şey adamlar bunu yasaklıyor adamlar yeni bir durumdan bahsediyorlar ve diyor ki burada bu şekilde bir şey yok yani washing sales yok sen zararına satış yaptığın zaman bile e, bir şekilde vergiden kaçamayacaksın diyor adam mesela hisse senetleri ve tahviller söz konusu olduğunda mevcut yıkama satış kuralları uyarınca böyle bir stratejiye izin verilmemektedir. Ancak menkul kıymet olarak sınıflandırılmadıklarından dolayı kripto paralar için böyle bir kural söz konusu olmasa da ABD yönetiminin bunu değiştirmek istediği görülüyor. Yani şu an menkul kıymettir, emtiyadır, işte odur, budur değil. Adam diyor ki hususi olarak biz şu an kripto paralar üzerinde bunu yapacağız. Kripto paralarda sen artık bir vergiden kaçamaması konusunda e, yeni kurallar devreye girecek arkadaşlar. Bir diğer ikincisi de tabii ki burada yeni oranlar vesaire verilecek. Bakalım ne olacak ne bitecek. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Kılıçdaroğlu dedik mevcut iktidar da devam ederse bunu getirir arkadaşlar. Bunun e, iktidarla hükümetle bir alakası yok. Dünyanın şu anda pek çok yerinde kripto para regulasyonları kripto para düzenlemeleri var. Dolayısıyla burada bunu şey gibi algılamamak lazım. İşte ne bileyim sanki Erdoğan olursa yapmayacak falan yok. Erdoğan olursa da yapar. Yani e, hangi hükümet olursa buna gider. Sonuçta ortada bir regülasyonlar var, bir düzenlemeler var. Genel olarak dünyanın genel bir algısı ve genel bir e, olumlu ya da olumsuz bir yaptırımı var. Dolayısıyla hiç değilse bu tarz durumlarda Türkiye hükümeti de bunu e, bu şekilde karşımıza çıkaracaktır. İyi veya kötü bu böyle. Coin Telegraph'a konuşan kripto para, e, para vergi yazılımı şirketi Coinly'den Danny Talver bu ABD için kaçınılmaz bir konuydu ve uygulandığı takdirde kripto para yıkama satışlarının yasak olduğu Kanada ve Avustralya gibi diğer yargı bölgeleri, e, bölgeleriyle eşit hale gelinecek. Eğer kural uygulanacak olursa 2021'deki piyasa zirvelerinin ardından kripto para sektörüne giren birçok kripto para yatırımcısı ağır kayıplar yaşayacağı için zamanlama çok önemli dedi ve doğru söylüyor sermaye kazançları için uygulanan vergi oranı iki katına çıkarılacak. Biden'ın önereceği bütçe planı ayrıca en az 1 milyon dolar kazanan yatırımcılar için sermaye kazançları için uygulanan vergi oranını neredeyse iki katına çıkarmayı ve şu anda %20 olan vergi oranının uzun vadeli yatırımcılar için %96 96 ne ya? %39.6'ya yükseltilmesini öneriyor. E, durumlar böyle arkadaşlar. Ekstra dediğim gibi yenilikler ve 1 milyon 6 e, sermaye için de vergilendirme geliyor. Ne olacak ne bitecek bakacağız tabii ki vergilendirme şart ama düzgün olduğu takdirde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.